saç bakımı. Ağır bakım gerektiren bireylerin bakımsız görünmemeleri, bakımsız bırakılmamaları temel prensiplerden biridir. Bakım alan bireylerin iyi görünebilmesi için saç bakımının sıklıkla yapılması önemlidir. Saç bakımı için kullanılacak malzemeler şunlardır: tarak, şampuan, banyo havlusu, saç havlusu, muşamba, büyük kova, ılık su dolu kova. Ağır bakım gerektiren bireylerin saç bakımlarını yaparken, bakımı yapacağınız kişinin günlük bakımında saçlarını kişinin isteğine göre tarayın. Haftalık temizliğini banyoda yapabiliyor ise beden temizliğiyle birlikte yaptırın. Ancak taşınamıyor ve bakımı yatakta yapılması gerekiyorsa kişinin kafasını yatağın kenarına çekin. Boyun kısmını rulo yapılmış havlu ile destekleyin. Havlunun altına naylon serin. Naylonun ucunu altına koyduğunuz kovaya sarkıtın. Saçlarını şampuanlayın. Ilık su ile durulayın ve kurutun. Kişi ihtiyacına göre düzenli aralıklarla banyo yaparsa, bedenini temizlerse, mikroplardan, kötü kokulardan, hastalık yapan diğer etmenlerden kurtulmuş olur. Aynı zamanda alerji yapan unsurlar da bedeninden uzaklaşır. Bakım veren kişilerin de ellerini yıkaması, bakım verildikten sonra tekrar ellerin yıkanması çok önemlidir. Bakım veren bir kişi, bakım verdiği sırada kullandığı bakım malzemelerini de sadece bireye özel kullanmalıdır. Örneğin lifini, kesesini, banyo için diğer kullandığı aparatları sadece bireye özel kullanmalı. Çünkü bulaşıcı hastalıklar kişiden kişiye geçebilen hastalıklardır. Bunlar da bulaşıcılığı artıran aparatlar olarak söylüyoruz. Sonuç olarak kişinin öz bakımı, beden bakımı sağlığı açısından çok önemlidir. Bakım verenler bunlara mutlaka önemli bir şekilde riayet etmelidir. Beden bakımı. Beden bakımı yapacağınız kişi yatağa bağımlı ise beden bakımı yatakta verilebilir. Beden bakımı için gerekli malzemeler şunlardır: ılık sabunlu su, lif ve beden havlusu. Bakımı yapacağınız kişiyi önce sırtüstü pozisyonda yatırın ve vücudun ön yüzünü omuzlardan başlayarak temizden kirliye doğru silin ve kurutun. Bakımı yapacağınız kişinin trakeostomi kanülü ve gastrostomisi var ise bu bölgeleri ıslatmayın. Daha sonra kişiyi sağ ve sol yatış pozisyonlarına getirin. Yastıklarla boşta kalan kısımları destekleyin ve temizliğini tamamlayın. Çok yoğun olmamak koşuluyla nemlendirmek bakımı yapacağınız kişiyi rahatlatacaktır. Sürgü ördek kullanımı. Ağır bakım gerektiren bireylerin sürgü ördek kullanım gereksinimleri varsa, öncelikle bakım yapacağınız kişinin mahremiyetine dikkat edin. Yatağın kirlenmesine engel olmak için yatağa su geçirmeyen örtü serin. Eğer kişinin yardıma ihtiyacı varsa yanından ayrılmayın. Bakım verdiğiniz kişi işini kendi görebiliyorsa onu yalnız bırakın. Büyük ve küçük abdestinin görünümünü kontrol edin.
farklılık gözlemlediğinizde doktora başvurun. Bez değişimi. Ağır bakım gerektiren bireylerin bakımında özen gösterilmesi gereken durumlardan biri de düzenli aralıklarla bezlerinin değiştirilmesidir. Bunun için bakım verdiğiniz kişiyi bir yana doğru çevirin ve altına temiz bezi yerleştirin. Sonra diğer yana doğru çevirerek bezin kişinin altında kalmasını sağlayın. Bağlı olan bezi dikkatlice çıkarın ve poşetleyerek çöpe atın. Ağır bakım alan bireylerin öz bakımlarını gerçekleştirirken, bakım verenin en fazla zorlanacağı konuların başında mahrem bölgelerin temizliği gelir. Kişinin mahrem bölgesinin bakımı için hazırlanan sabunlu su ile ısıtılmış bez yardımı ile önden arkaya mahrem bölgesini silin. Durulayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Bunu 3 sefer tekrar edin ve her seferinde ayrı bez kullanın. Kurulamadığınız takdirde mikropların üreyebileceğini unutmayın. Bakım alan kişinin mahrem bölgesini temizlerken ıslak mendil kullanmayın. Yeni bezi kişinin belini ve bacaklarını sıkmayacak ve gevşek de kalmayacak şekilde takın. El ayak bakımı. Ağır bakım gerektiren bireylerin el ve ayak bakımı için kullanılacak malzemeler şunlardır. El ve ayak havlusu, sabunlu su, tırnak makası, pamuklu bez. El ve ayak bakımı içinse öncelikle bakımı yapacağınız kişinin el ve ayaklarını sabunlu suda bekletin. Pamuklu bezle ayak parmak aralarını temizleyin ve durulayın. El ve ayakların suda bekletilmesi tırnakların yumuşamasını da sağlayacağı için tırnak kesimi işlemini de kolaylaştıracaktır. Tırnakların kesilmesinde el tırnaklarını yarım ay şeklinde, ayak tırnaklarını ise düz kesin. Böylelikle ayaklarda tırnak batmasını, elde ise bakımı yapacağınız kişinin kendine zarar vermesini önlemiş olursunuz. Tırnakları kestikten sonra nemlendirici sürün.